3 Kasım 2023 Cuma. Kız Kulesi'ndeyiz. Maiden Towers. Kız Kulesi'nin restorasyon sonrası birkaç aydır açıldı ve burayı gezmek müze kart ile ücretsiz. Müze kart olmayanlar için müze kart çıkarın abi diyorlar. O da 60-65 lira bir şey. 50-60-70 neyse o civarda bir şey. Onun haricinde müze kartı olmayan yabancılar için ise 600 lira. Yabancılar için 600 lira. Bu insanı bir onore ediyor yani, hele şu doların, dövizin, zartzurtun bu kadar kötü olduğu çağda yerli olarak yabancıdan üstün olduğumuzun nadir yerlerden bir tanesi olduğu için insan bir onore olmuyor değil. Şu karşı tarafımızda şöyle kabaca manzaramızı gösterelim. Ayasofya Camii Şerifimiz, arkasında sol tarafta Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı'nın kulesi gözüküyor ve klasik İstanbul Süleyeti manzaramız, Galata Kulesi ve diğer İstanbul'a ihanet edilen, kentsel dönüşmeyen, kötü bir kent yönetimi yapılan inşaatlarıyla ihanet edilen İstanbul manzarası. Sol tarafımızda Karadeniz tarafı kalmış oluyor ve buradan Kız Kulesi'ni göstererekten kabaca tekrar bilgiyi verelim. Bir de ayrıca buraya vapurla geliyoruz. Vapurun ücreti kişi başı 50 lira. Müze kartı ücretsiz. Etrafını kısa bir dolanalım. Hızlı bir görüntü yapalım. Ondan sonra içini gezelim inşallah diyeceğim de, içini gezerken çok video çekesim de gelmiyor işin açıkçası. Burada bir top var. Biz Kız Kulesi'ne manevi bir anlam yüklüyoruz çocukluğumuzdan beri gelen. Ama esasında çok da bir maneviyatı yok gibi. Topları görüyorsunuz. Burada muhtemelen bir fener görüntüsü. Burayı da bugün drone'la çektik. Çok da güzel görüntü oldu inşallah. Onu da ilerleyen aylarda nasip olursa Mehmet İkman Şahin video günü YouTube kanalımızda paylaşmış oluruz. Yaklaşık 4 dakikalık bir çekim yaptık. Güzel oldu. Şu karşı taraftaki sarayın adı kim bilir hangisi? Ben çok yabancısıyım buraya. Kaç defa gelip gittik ama hepsi birbirine benziyor. Hepsi birbirini karıştırıyorum. Burası da İstanbul Boğaz Köprüsü. Buradan manzarayı tekrar şöyle alalım. Kız Kulesi'nin restorasyonlu hali, yeni haliyle dalga alınan bayrağımız ve Kız Kulesi'nin dibindeyiz. Bu şekilde. Bu taraftan geçelim. İçini kısa bir gösterelim. Oradan tamamlayalım çekimi inşallah. Aslında bir de şu giriş kısmını da çekmek lazım da. Gel buradan dolanalım, gel. Şöyle uzaktan geçelim. Restorasyon öncesi de keşke gelebilmiş olsaydık. En azından kıyas için güzel olurdu. Şu kapısındaki Osmanlı tuğrasını falan göstermek istiyorum. Burada doğal kalmış birkaç yerden bir tanesi. Burada 3 Kasım 2023 tarihi itibariyle kişi başı 50 lira, manzaramız bedava. Burayı gezmek, görmek müze kart ile ücretsiz. Müze kart çıkarmak 3 Kasım 2023 tarihi itibariyle 60 lira ya da 60 lira civarında bir şey, bizim daha önceden vardı. Müze kartınız olduğu zaman Kültür Bakanlığı'na ait yapılarda ücretsiz gezinti yapabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de Kız Kulesi. Restorasyondan sonraki görüntüsü. Biz içini de şöyle kısaca bir gezelim. Videoyu daha çok uzatmayalım. Burası gelinip görünmelik bir yer. Eskiden gözümüzde çok burjuva yeri olarak görürdük ama artık müze kartı olan gariban vatandaş, bizim gibi gariban vatandaşlar da girip görebiliyorlar. İçten Kız Kulesi'nin iç görüntüsü şu şekilde. İçten manzaramız. Gelsin merdiven falan filan. Ekstra özel bir şey görürsem onunla ilgili ayrı bir video çekerim. Şimdilik bunlar yeterli. Kız Kulesi'nin drone videosu, İstanbul'da çektiğimiz diğer videolar vesaire vesaire. Türkiye'mizin dört bir yanından manzaralar için Mehmet İkbal Şahin video günü YouTube kanalını takipte kalın. Allah'a emanet olun. Selametle.